Evet. Evet. Bakalım şimdiki haberimiz neymiş? Kaya'nın 22 yıllık eşi İpek Acar, müzisyen Alper Kömürcü ile yeni bir aşka yelken açmış. Hmm. Peki bir bakalım. Evet, İpek Acar'la rahmetli Kayahan 22 yıllık evliliği vardı. Bu evliliklerden bir çocukları vardı, bir kızları vardı işte ekrana geliyor. Kayahan vefat ettikten sonra Nisan 2015'te, 2,5 yıl oldu vefat edeli. Müzisyen eşi İpek Acar yeni bir aşka yelken açtı ve Alper Kömürcü, o da bir müzisyen. Alper Kömürcü ile aşka yelken açınca daha önceki hemen söylediği laflar, işte hayatımda sadece Kayahan var, yeni bir evliliğe sıcak bakmıyorum, Kayahan'la benim gönlüm dolu gibi eskiden söylediği sözler çıkartılıp önüne kondu. İşte vefasızlıkla suçlandı. Yani Kayahan'a bu yapılır mı dendi. Ama arkadaşlar yapmayın. Şimdi şöyle de bir bakacaksınız. 22 yıllık evlilik. Bu evlilik hakkında çok insan konuştu. Şöyle dendi. Dedi ki çok gençti Beste. 27 yaş fark var. 27 yaş İpek'le pardon. 27 yaş fark var. Sevdi mi sevmedi mi, kullandı mı ününü mü kullandı, onu mu kullandı falan. Yeni erkek arkadaşı bu. Evet. Şimdi kaçar. 27 yıl mı 22 yıl mı evlilikleri? 22 yıl evlilik. 22 yıl hiç kimse kimseyi kullanmak için ki ne doğru dürüst bir albüm çıkarttı ne bir yere çıkmaya çalıştı falan. Sevdi Kayahan'ı. Ama son zamanlarında artık hastalandı. Biliyorsunuz o kötü hastalığa yakalandı. Evet, ve karı kocalık ilişkileri o hastalıkla beraber aslında çok uzun zamandır bence bu kız yalnız. Ama tabii ki kocasının yanında son nefesine kadar yanında oldu. Yasını da tuttu. Yani bir iki yıl, şimdi hayat boyunca da bu kıza şey diyemeyiz. Yani evet, Kayahan vefat etti, ömür boyu da yalnız kal bugün, diyemeyiz. Bugün gazeteye de yazdım. Eşinizin yasını kaç yıl, ne kadar süre tutarsınız diye. Bence bu herkese göre değişir. Evet, ama ben belli bir şeyi mesela yok sadece ölmesi gerekmiyor. Bir insandan ayrıldığın zaman bile en azından bir yıl falan, ben mesela 6-7 ay eşyalarını kaldıramam mesela. Yani öyle bir şey olmuş canım. Yani nasıl ayrıldığına bağlı o da. Heh. Yani şimdi sen kavga dövüş ayrılsan. Aynen. Hah, bak bana aldattığı şey zaman yaptı, hak doğru verdim. Hak verdim. Ara sıra doğru konuşuyorsun. Yani şöyle bir şey olsa. Hayır, şöyle. Yani adam beni aldatmadıysa, ayrılığımız dış etkenlerden dolayı olduysa ve beni çok dış etkenlerden rüzgar, yağmur, çamur. Annesidir. Danasıdır, bilmem nesidir, kendi çok kişilikli, kuvvetli bir adam değildir, yapamıyordur, edemiyordur. Ayrılmış ama beni de çok yıpratmamıştır. Ben ondan ayrıldığım zaman onun yasını bile tutarım. Kaldı ki kocam öldüyse de tabii ki 1-2 yıl, zaten insan bir şey düşünemez ya, ama bu kadın zaten 2,5 yıl oldu. Zaten kaç yaşında, bu 2,5 yılın öncesinde kadın erkek ilişkisi zaten kocasıyla evlilik süresince de bir 5-6 yıl. Biliyorsun çünkü rahatsızlığı Kayahan vardı. Şimdi dışarıdan insanları al aşağı etmek çok kolay. Ama bir de içinde yaşarken de. Ben, şimdi bana göre 2,5 yıl geçmiş. Normal olarak tabii ki onun da bir kadın olarak tabii ki. Yani 2 yaşında 5 yıl mı geçmesi, bir süreci mi var? Ben hastalıkları döneminde rahmetli Kayahan'ın ve İpek'in evine gittim. Ziyaretlerine çok gittim. Girdim çıktım. Ve gerçekten de İpek'in Kayahan'ın üzerine nasıl titrediğini, nasıl hastalığı boyunca yanında olduğunu, hastane döneminde bir an olsun başucundan ayrılmadığını ve yıllarca şey yaptı. Kaldı ki mesela İpek için Kayahan huysuz bir adamdı. Evet. Gerçekten huysuz bir adamdı. Öyleymiş, evet. Yani evde, işte, yaptığı işte falan filan. Zor bir adamdı. Çok zor bir adamdı. Allah hani İpek'in belki de müzisyen olarak bu kadar kariyerinde öne çıkamamış olmasının bir nedeni de Kayahan'dır. İpek de o kadar çıkabilirdi ama. Bilmiyorum. Yani İpek de mülayim bir kız, evet, ya. Bu hani Kayahan sistemin içerisinde olamayacaktı zaten. İyi bir seçim yapıp Kayahan'la, evet, evlenmesi bence iyi oldu. Ama şey yapamayız, kızı eleştiremez. 22 yıl hiç kimse kimseyi sevmeden falan çekemez. İhanet yok, şey yok. Hiçbir şey çekemez. Yok ortada. Gayet güzel bir duruşu oldu. Kocasının yanında son ana kadar oldu. Kızları da büyüdü, 16 yaşında. Oldu. Sadece buradan şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim ona tek eleştirim şuydu. Beste'yi biliyorsun, kızını çok severiz. Kayahan'ın kızı. Beste'nin de hakkı olan şeyleri alması gerekiyordu bu miras meselesini. Sonradan hallettiler diye biliyorum. Evet, anlaştılar. Burada hayatındaki kişi... mesela benim
şöyle söylüyorum. Benim babamın bıraktığı bir şeylerin, yani benim babamın evinde bir başka birisini görmek istemem ben. Benim annem evlenebilir. Ben evet. bunu her zaman anneme de söylüyorum. Yani şimdi mesela İpek'in de Kayahan'ın bıraktığı ona evde, orada, burada beyefendi kalmadığı sürece hiç kimseye söyleyecek evet. hiçbir şey yok. Yani peki, yeniden bir hayata başlaması normal. Mutluluklar diliyoruz gerçekten de hani genç bir kadın başlayacak yani yeni bir hayat sonuna kuracak kadar, kuracak yani. Tabii ki. Yani evet. 2,5 yılda bekledi. Ondan öncesinde de zaten bu kadın evet. yalnız bir şey, evli de olsa geçirdi. Allah onun da ona kolay bir şey değil ki babasız bir kız çocuğu büyütüyor. Kendi yaşı da yavaş yavaş geçiyor. O yüzden müzisyen de Alper Kömücü'yle yeni bir aşka başlamışlar. Mutluluklar diliyoruz.